katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek. Çorlu'nun hesabı sorulacak. Çorlu'nun hesabı sorulacak. Çorlu'nun hesabı sorulacak. Biz bu filmi görmüştük. Biz bu filmin nicesini gördük. Maalesef bu film son dakika karar vermekten kaçma hilebazı. O kadar yaşanıyor ki alıştık. Yargıdan kaçırılan kamu görevlileri yetmiyor. Savcılıkların iddianame düzenlememek için direnmesi yetmiyor. Sorumluların terfi etmesi yetmiyor. Her hal ve şartta cezasızlık pratiğinin somut adımlarını atmaya devam eden bir yargı mekanizması ile karşı karşıyayız. Bunun hiçbir makul açıklaması olamaz. Canlarını toprağa vermiş insanların adalet arayışı, bir üye hakimin sabah aldığı mazeret iznine feda edilemez. Burada yaptıkları işin ciddiyetinin farkında olmayan yargı personeliyle karşı karşıyayız. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı bir idari makam olarak başından beri direndi, katliamın sorumlularını sakladı, yargıdan kaçırdı, son ana kadar kaçırdı. Hali hazırda gerçek sorumluların büyük bir kısmının yargılanmadığı bir dosyada dahi karar vermekten korkan bir yargı mekanizmasıdır karşımızdaki sorun. Karşımızdaki sorun tek tek Çorlu Bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı veya üye hakimi sorumlu değildir. Sorunumuz bu memlekette yargının bağımsız olmamasıdır. İstendiği gibi karar vermeyen yargıçların ertesi gün kendilerini bir yerlere tayin edilmiş olarak bulmalarıdır. Yargıçların kürsüden kafalarını dahi kaldırmadan önlerine konulmuş kararları okuduğu bir memleket haline gelmemizdir sorun. Sorun sosyal cinayet düzeninin oluşturulması, pekiştirilmesi ve yargı tarafından da korunmasıdır. Hepimizin önündeki iş hep birlikte bu sistemin, bu düzenin her alanında mücadele etmektir. Hepimiz okulumuza giderken, işimize giderken, çalışırken ölmek istemiyorsak bir arada durmak zorundayız. Bu bir arada duruşun sonucunda bu dosya bir yere geldi. Geldiği yer yetersiz ama buna bile karar vermekten korkutan şey ailelerin azmi, ailelerin adalet arayışı. Bu aşamadan sonra şunu söylemek lazım. 25 Nisan günü burada çok daha kalabalık olmak zorundayız. Hesabını sormadığımız her katliam diğer katliamın ilk adımı. Biz buradayız. İlk günde buradaydık. Sonuna kadar buradayız. Gerçek sorunların tamamı yargılanıncaya kadar buradayız. Ve birbirimize ilk gün verdiğimiz sözü tekrar edelim karar celsesinden önce. Biz buradayız. Bir aradayız. Biz kazanacağız. (gülüyor) 24 Ocak günü karar duruşması olacağı durumuyla bugüne duruşma ertelenmişti. Bugün duruşmaya geldiğimizde mahkeme heyetinin hiç kimseye söz vermeden yalnızca yoklamayı alarak karar vermekten kaçtığı bir celseyi gördük. Mahkeme heyeti bu katliamın sorumlularını cezalandırmamak için bugün ailelerden, katliamın mağdurlarından, avukatlardan kaçtı. 2 günlük alınan bir izin vardı.
Mart ayının en başına verilebilecek, önümüzdeki haftaya verilebilecek bir duruşma günü verken kaçarak 25 Nisan gününe duruşmayı erteledi. Bizler 25 Nisan günü de burada olacağız. Ailelerle birlikte, avukatlarla birlikte ve daha güçlü olmalıyız. Tüm kamuoyunu da buradan 25 Nisan günü duruşmaya çağırıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Ben tekrar aynı şeyleri söylüyorum ama gerçek bu. 2016 senesinde bu tren yolunun üst yapısını değiştirerek gene bir seçime hazırlık olarak bu tren yolunu açtılar. Mümin Karasu denilen adam o zaman yolcular müdürüydü. Mahkemede dedi ki bu yolu çıkma malzemeyle yaptık dedi. Eğer Mümin Karasu açılış günü şunu söyleseydi, arkadaşlar bu yolu çıkma yoluyla yaptım, çıkma malzemeyle yaptınız, ben istifa ediyorum, bunun sorumluluğunu alamam diyebilir, çekilebilirdim. İki celse önce pişkin pişkin utanmadan diyor ki bu yolu biz çıkma malzemeyle yaptık. Bilir kişiler tarafından da tespit edildi. İnşaat manozları. Zaten bazı basın yayında tren yolunun altında tuğla parçaları gözüküyor. Sanki katil burada der gibi. Onun için sizler gazetecilere çok büyük iş düşüyor. Lütfen 2016 senesinde bu tren yolunun açılışını bir inceleyin. İnceledikten sonra gerekli yayınları yapın. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza da teşekkür ediyorum bizlere destek verdiği için. Biz 24 Nisan'da herkesi bize destek olmaya çağırıyorum. Bugün bize, yarın size, başka hayatlar sönmesin, başka acılar yanmasın. Teşekkür ediyorum. Ben Sera Şahin'in babası Hüseyin Şahin. 6 yıldır şu mahkemeye geliyorum. Her zaman ezilen biz olduk, ağlayan biz olduk. Oğlumuzun mezarına giderek, üzülerek, onun gelmeyeceğini bilerek bizi üzen devletimiz oldu. Hakim savcı burada kukla gibi oynuyor. Ama devletin verdiği bir yetki var herhalde. Artık neleri bölüştüler, neleri paylaştılar bu ülkede onu bilmiyorum ihalelerle. Bizim 25 canımız gitti. 6 senedir biz de ölüyüz. Ama sonuna kadar evladımın kanını onlara bırakmayacağım. Gerekirse farklı yollarla başvuracağız kendi şeyimize. Katiller hiçbir zaman korunmamasını istiyorum bu ülkede. Katil olmak kolaydır. Onu korumak devletin işi değildir. Teşekkür ederim. Yok, bunu ötüyorum. Bak, 15 numaraya da patladım. Tamam. Uzun köprüden çıkan ses çıkıyor. Uzun köprüden çıkan alacakaranlık gri bir tren sarılarda asılı kalmıştı. Düşük direk sağa eğmiş, bir hicranı kan emiyordu. Mide burkan bir adalet, rayların altında sessiz bir çığlık atıyordu. Yağmalanmış umutlar, vagonlardan gazel okutuyordu. Bir matem havanın rengi, içi parçalanmış bir ceylan sürüsü. Çamur ormanlarında kan kokuyordu. Şehrin ormanları yanmış, nefesler kendini boşluğa vuruyordu. Umutlar tükeniyordu. Gece kuşlarının çığlıkları ekleniyordu geceye ve baykuş sesleri. Melodisi yalnızlık bizim için şimdi. Hakimli bir geceyi adaletsizce eziyordu.
hakimli bir geceyi adaletsizce eziyordu. Yaşamı renklendiren çocuklarımız bugün burada, tam burada bir bayram kalabalığında ölüyordu. Gidiyordu feryat eder gibi Serhat. Bizim çocuklarımız sessiz kalıyordu. Nerede Senalar, nerede Ardalar, Bihterler ve Gülce, Özge Nur, Ömer Alperen, Beren, Mavi Nur ve kaç Beren eder hayat? Söyler misiniz? Şimdi Baze, söyler misiniz? Tüm ailelere söyler misiniz? Bir Beren, bir Bihter kaç bedel eder? Söyler misiniz? Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Bir sonraki duruşmada siz oldukça biz daha da güçlü oluyoruz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.